Temsilciler Meclisi Başkanı, başkan yardımcısından sonra başkana vekalet edebilecek ikinci kişi olma özelliği taşıyor. Tarihçi Matt Wasniewski'ye göre Temsilciler Meclisi Başkanı'nın çok önemli bir rolü var. Temsilciler Meclisi Başkanı yıllar içinde kongrenin alt kanadının en yetkin yöneticisi haline geldi. Temsilciler Meclisi'nde hemen hemen her konuda son kararı o veriyor. Katolik Üniversitesi'nden Profesör Matthew Green, Temsilciler Meclisi Başkanının görevinin Meclisi, Senato, Beyaz Saray ve kamuoyu nezdinde temsil etmek olduğunu söylüyor. Temsilciler Meclisi Başkanı partisinin de en yetkin lideridir. Zaten bu nedenle bu makama seçilir. Partisinin sunduğu tasarıların onaylanmasını, çeşitli görevlere seçilerek adayların belirlenmesini Partisi'nde seçim kampanyası yürütecek adaylar için bağış kampanyaları düzenlenmesini sağlar. Kısacası sorumluluğu büyüktür. Temsilciler Meclisi Başkanlığı'na ilk kez 1 Nisan 1789'da Pensilvanya Milletvekili Frederick A.C. Mullenberg seçilmişti. Geçmişte siyasi değil parlamenter role sahip olan Temsilciler Meclisi Başkanları için artık devir değişti. Temsilciler Meclisi başkanları siyasetten ya da partizanlıktan uzak dururdu. Ancak 19. yüzyılda partiler güçlendikçe Temsilciler Meclisi başkanları partilerin liderliğini de üstlenmeye başladı. Günümüzde Temsilciler Meclisi başkanı politikalar üreten, müzakere yapan, parti içindeki blokları birleştiren ve rakip partiyle el sıkışabilen bir siyasetçi konumuna geldi. Bu makama sadece Temsilciler Meclisi üyeleri değil, sade vatandaşlar bile seçilebilir. Anayasada kimin Temsilciler Meclisi başkanı olabileceğine dair açık bir madde yok. Sadece Temsilciler Meclisi'nin bir başkan seçmesi gerektiği yazılı. Yani teoride siz de başkan olabilirsiniz, ben de. Kongre üyesi olmak gerekmiyor. Ancak şimdiye kadarki 53 Temsilciler Meclisi başkanı hep Kongre üyeleri tarafından seçildi. Geçen ay istifa edeceğini açıklayan John Boehner, 6 yıl süren başkanlığı boyunca partisi içindeki farklı gruplarla da gerginlikler yaşadı. Liderlik krizi devam ederse temsilciler meclisine onarılması imkansız bir zarar verir. Thank you. Thank you Geleneksel olarak Temsilciler Meclisi Başkanı çoğunluk partisinin de lideridir. Temsilciler Meclisi Başkanı 435 üyenin çoğunluğunun oyuyla seçilir. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi Washington.